Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, basitsizliklerin ilk videosunu bitirdik, geldik ikinci dersine. Bu arada arkadaşlar, küçük bir şey hatırlatmak istiyorum. Birçoğunuz programsızlıklardan dolayı sıkıntı çekiyorsunuz. Biliyorum. Program yapma işi çok önemli. Bakın, program nasıl yapılır? Önce büyük perspektifte bir program yapacaksınız. Yıllık pro program gibi. İşte şu zamanda TYT matematiği bitireceğim gibi, şu zamanda AYT matematiğe başlayacağım gibi. Sonra aylık program, sonra haftalık program, sonra günlük program. Sabahları kalktığınızda ne çalışacağınızı, ne yapacağınızı bir kağıda, bir yere bir yazın arkadaşlar. O gün o bitmeden asla bırakmayın. Çalışmayın. Programsızlık çok büyük sıkıntı çıkarıyor. Erteleme size çok büyük sıkıntı çıkarıyor. Ne olur ertelemeyin. Bakın, geometrimiz başladı. Geometriye güzelce çalışın. Geometrimiz başladı derken yüklü yani kanalda. Geometri çalışmaya başlayın. AYT matematiğe problemlere gelme aşısında veya problemleri bir tık bitirdikten sonra yani hepsini değil de ama en azından denklem kurma sayı kesir problemlerini bitirdikten sonra hemen hayata matematiğe başlamamız gerekiyor. Güzelce programınızı yapın. Bu iş programlı olma işi. Eğer programlı gidemiyorsan hiçbir zaman bir şeyi bitirememiş hissi uyanır içinde. Güzelce programını yap. Hangi tarihte en son hangi konuya çalıştığının notlarını al. Tikata 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 güzelce ilerle. Şimdi Gelmiştik 10. sorumuza. Ne diyor bize bir bakalım. X ve Y tam sayılar olmak üzere bir malın alış fiyatı X, satış fiyatı Y'dir diyor. Hmm. X liraya almışız, Y liraya satmışız. Y ile X'in arasında bir bağıntı vermiş bize. Kar elde edebilmek için bu ürünün alış fiyatı en az ne olmalıdır diyor. Kar elde edeceğiz. Mesela ne var masanın üstünde? Zımba. Zımba var. Gel zımba. Zımbamız da biraz büyük. Şimdi bu zımbayı... Atıyorum 100 liraya aldık. Kar yapmak için ne yapmamız lazım? 100 liradan daha büyük bir fiyata satmamız lazım. Yani satış fiyatımızın bu ne burada? <laughs> burada da bir şey var. E, satış fiyatımızın alış fiyatından ne olması lazım? Daha büyük olması lazım. Bu mantığı biliyorsak soruyu güzelce çözeriz. Hadi gelsin bakalım o zaman sorumuz. Bizim neymiş arkadaşlar? Malın alış fiyatı x, satış fiyatı y. Kar yapabilmemiz için y'nin x'ten ne olması lazım? Büyük. Bak. Eşitsizlik sorusuna dönüştü bile. Y dediğimizin neye eşit olduğunu söylemiş bize? 3x eksi 60'a eşit olduğunu söylemiş. İşte bunun x'ten büyük olması gerekiyor. Eşitsizliği oluşturduk. Hemen x'leri bir tarafa topluyorum. Eksi x olarak geçti 2x. Eksi 60 artı 60 olarak geçti. X'i bulabilmek için her iki tarafı pozitif 2'ye böldüm. Eşitsizlikte yön değişimi yok. X dediğimiz 30'dan ne olmalı? Büyük olmalı. Diyor ki bize alış fiyatı en az ne olmalıdır? Alış fiyatımız neydi? X. X'in 30'dan büyük olması gerektiğini biliyorum ve X'in tam sayı olduğunu da söylemiş. O zaman 30'dan büyük 31. 10. sorumuzun doğru cevabı D şıkkımız. Geldik 11'e bak. Yavaş yavaş yeni nesile doğru kaykılıyoruz. Oku bakayım. A ve B şeyler arasında iki yoldan gidilebilmektedir. Birinci yol buymuş, ikinci yol buymuş soruda küçük bir trik var yakalaman lazım. Birinci yol ikinci yoldan kısa olduğuna göre. Şimdi A ile B varmış iki tane yol gidiyormuş. Bu birinci yol 5x eksi 15'miş. İkinci yolda 3x artı 39'muş. Diyor ki birinci yol ikinci yoldan kısa. Yani soruda bize 5x eksi 15'in küçük olduğunu söylemiş. 3x artı 9'dan. Ama bu yetmeyecek sorunun çözümü için. Trik orada başlıyor. X'in alabileceği tam sayı değerleri toplamı. Artı 3x bu tarafa. Eksi 3x olarak geldi. 5x'in 3x'i gitti. 2 tane x kaldı. Eksi 15 bu tarafa artı 15 olarak geldi. 9 topladım. 24. Yine her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman x dediğimizin 12'den küçük olduğunu bulduk. Peki x 12'den küçük de acaba sıfıra kadar gidiyor mu? Gitmiyor arkadaşlar. Şimdi bu yol değil mi? Bu yol. Bu yolsa bir uzunluktur. Uzunluk hiçbir zaman ne olamaz? Negatif olamaz. Hatta bir uzunluksa sıfırda olamayacak bu soru için. O zaman bu 5x eksi 15'in de sıfırdan büyük. Bunun da sıfırdan büyük olması lazım. Eksi 15'i karşıya aldım. 5x'in 15'ten büyük olması gerekiyor. Her iki tarafı 5'e böldüm. X büyük olmalı 3. Bak X'e 2 değerini verdiğin zaman mesela uzunluk eksi 10 yapıyor. Uzunluk eksi 10 olamaz. X'imiz 3'ten büyük. Burası için bakmamıza gerek yok ama bakalım yine. 3X'imiz büyükmüş eksi 9'dan. Her iki tarafı 3'e böldüğüm zaman X büyük eksi 3. Diyor ki bak. Bu diyor ki X'lerim eksi 3'ten büyük olacak diyor. Bu diyor ki X'lerim 3'ten büyük olacak diyor bunu. Bu da diyor ki X'lerim 12'den küçük olacak diyor. Üçünü sağlayan yer 3 ile 12 aralığı 3'e de eşitlik yok 12'ye de eşitlik yok. O zaman 3 ile x'imiz 12 aralığında. X'in alabileceği değerler toplamları 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Topluyorum bunları. Şunları topladım 15. Şunları topladım 15. Şunları topladım 15. Bunları topladım 15. Gauss formülünün ispatını yaptık. 15, 30, 45, 60. 11. sorumuzun doğru cevabı da D şıkkımız oldu. Geldim şimdi 12. soruma. Şimdi diyor ki bana A bir gerçel sayı diyor. Tamam güzel. Bir eşitsizlik vermiş. Bu eşitsizliğin çözüm kümesinin bu olduğunu söylemiş. A nedir? O zaman çözelim biz bunu. Bak şurada bölü 3 var. Bu bölü 3'ü yok edebilmek için hepsini neyle çarpıyorum? Üçte çarpıyorum. Burayı 3 çarpınca eksi 1 yaptı. Burayı 3 çarpınca 3'ler götürdü. X eksi A. Burayı üçle çarpınca ne yaptı? On sekiz. Şimdi eksi a bu tarafa artı a olarak geçer. Bu tarafa da artı a olarak geçer. Eksi bir de e, artı a. A'yı niye yazmadım ya? Eksi bir artı a oldu burası. X'imiz burası da on sekiz artı a yaptı. Bak işte a şurası. Şimdi şurasının kaç olduğunu biliyorum. Yirmi dört. Burasının kaç olduğunu biliyorum. Beş. İşte bunun olabilmesi için a iki tarafta da bakın. Altı geliyor. A dediğimiz 6'dır. 12. sorumuzun doğru cevabı D şıkkımız. Geldim şimdi 13'e. Her soru bankasında karşımıza gelebilecek standart bir eşitsizlik sorusu. Şimdi x'in aralığını vermiş. 2x artı y'nin 3 olduğunu söylemiş. Y'nin en geniş aralığını bul diyor. Neyi soruyor? Soruma cevap ver. Neyi soruyor? Y'yi soruyor. O zaman y'yi bulmaya çalışacağım. Y neye eşit söyle bana. At bunu karşıya. Y dediğimiz 3 eksi 2x. Yani Y'yi bulmak isteyen 3 eksi 2x'in değerini bulan Y'yi bulmuş olacak. X'in aralığını biliyor muyum? Biliyorum. O zaman X lazım değil bana. X'in önce eksi 2 katı lazım. Sonra 3 fazlası lazım. O zaman X'in aralığını önce eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi sayıyla çarptığım için yön değiştiriyor. 6 oldum, Yön değiştirdi. Eksi 2X yön değiştirdim. Eksi 4. Şu anda... Eksi 2 x'in aralığını buldum ama yetmiyor bana. Bunun bir de 3 fazlası lazım. 3 ekliyorum. 3 ekliyorum. 3 ekliyorum. Ne oldu burası? 9'dan daha küçükmüş. 3 eksi 2 x dediğimiz büyük veya eşitmiş eksi 1'den. İşte 3 eksi 2 x dediğimiz y'dir. O zaman şunun yerine ne yazıyorum? Y. Y'nin aralığı karşımda. 9 ile y eksi 1 aralığında. Eksi 1 eşitlik var köşeli parantezimi koydum. 9'a eşitlik yok. İşim bitti. Bu kadar. Anladık değil mi mantığını? Ne lazım bana? Y. Ye. Y'nin neye eşit olduğunu buldum. Sonra bunu bulmaya çalıştım. Onu bulunca zaten Y çıktı karşıma. Al bunun bıyıklısı. Al bunun yeni nesili. Aşağıda diyor aynı renk olanlar özdeş olan kutuların kütlelerinin ölçümü verilmiştir diyor. Tamam. Burada ne yapmış bakın. 3 tane yeşille bir tane kırmızıyı tartmış. 9 kilogram olmuş. Burada 2 tane yeşil ile bir kırmızıyı çarpmış. Tam bilmiyorum 7 ile 8 aralığında olmuş. Kırmızı kutunun kilogram türünden eşiti nedir diyor. Aslında yukarıdaki sorunun çok benzeri. İlk denklemi bir kuralım. İlkinde ne var arkadaşlar? 3 tane yeşil var. Artı 1 tane kırmızı var. Tam 9 olmuş. Neye eşit olduğunu biliyorum. İkinci de 2 iki tane yeşil var. 1 tane kırmızı var. Bu hangi aralıkta? 7'den büyük, 8'den küçük. Ne istiyor benden? Kırmızı kutuyu istiyor. Yani yeşili yok etmem lazım. O zaman yeşili nasıl yok edeceğim? Şu denklemden yeşili yalnız bırakayım. Attım karşıya. 3 tane yeşil eşittir. 9 eksi kırmızı yaptı. Yeşili bulabilmek için her iki tarafı 3'e böldüm. Çat çat götürdü yeşil dediğimiz 9 eksi kırmızı bölü 3'müş. İşte bu denklemde şimdi yeşil yerine bunu yazacağım. işim bitecek. Hadi şurada yapayım şimdi. Şöyle şu tarafta yapalım. 7'miz duruyor. 2 çarpı yeşil gördüğüm yere 9 eksi kırmızı bölü 3 yazdım. Yanında artı k var 8. Şimdi düzenleyeceğim işim bitecek. Şu 2'yi içeri dağıtalım. Bir de payda diyelim. Burada 7'miz var. Şimdi 2'yi çarptığım zaman ne geldi? 18. Eksi 2K geldi. Payda eşitliyorum. 3 ile K'yı çarptım. Artı 3K. Bölü aşağıda da 3'ümüz var. Aralık bu. Şimdi bölü 3'ü yok etmek için bütün eşitsizliğimi 3 ile çarpıyorum. Veya işler dışlar gibi düşün. Hem buraya hem buraya çarpıyorum yani. 21 ile 18. Şuradaki 3K'nın 2K'sı gitti. Artı K. 3 ile 8'i çarptım 24. Şimdi artı 18 hem bu tarafa hem bu tarafa eksi 18 olarak geçti. 3 ile K'mız 6 aralığında oldu. Sorumuzun doğru cevabı C. 14 C şıkkı efendim. Tamam. Şimdi eşitsizliğin basit mantığını verdik. Şimdi eşitsizlik için çok önemli özellikler vereceğim. Aslında bunları birazcık pozitiflik negatiflikte de, de yaptık. Çok değerli şeyler anlatacağım arkadaşlar. Bundan sonrasını can kulağıyla dinliyorsunuz. Anladınız mı beni? Can kulağıyla hem TET'de hem AYT'de karşınıza gelecek özellikler vereceğim. Şimdi gel buraya. Pozitiflik, negatiflikte de, de yaptık bunu. Ama birçoğunuz değer vererek yapıyorsunuz. Biliyorum değer vermeni istemiyorum. Sorunun içerisinde sana x'im y'den küçük dedi. Sana x eksi y'nin aralığı lazım. Buradaki y'yi eksi olarak karşıya atarsın. X eksi y sıfırdan küçük olur. Tamam mı? Yine aynı eşitliği verdi. Y eksi x lazım. O zaman da bunu karşıya atarsın. Sıfır kalır burada. Y eksi x sıfırdan büyük. Sakın değer vermeyle uğraşmayın. X eksi y lazımsa atarım bunu bu tarafa. X eksi y sıfırdan küçük olur. Y eksi x lazımsa bunu bu tarafa atarım. Y eksi x sıfırdan büyük. Şimdi işaret koymanı istediğim şeylere geldim. İşaret koymanı istediğim şeylere geldim. Çok önemli. Şimdi arkadaşlar. Bir sorunun içerisinde sana diyecek ki x y'den küçük. Bir eşitsizlik verdi ve bir tane daha bir şey verecek. x ile diyecek a'yı çarptım, y ile de a'yı çarptım, hala küçük olmaya devam ediyor diyecek. a'nın işaretini arayacağım. Çok dikkat et bak. x y'den küçük durumdaydı. A ile da çarpınca hala küçük durumda. Demek ki her iki tarafı A ile çarpmışım. Eşitsizliğimin yönü aynı kalmış. Niye aynı kalır? A pozitif olduğu için. A büyüktür sıfır diyeceksin. Çok önemli. Sorunun içerisinde sana bu ikisini birden verecek. A'nın işaretini sen bulmaya çalışacaksın. Ne yapıyorum? Bak. X küçük durumda. Hala küçük durumda. A ile çarpılınca yön. Değişmemiş. Niye değişmez yön? A demek ki sıfırdan büyük. Verdi şimdi dedi ki x y'den küçük ve dedi x ile a'yı çarptı. Y ile a'yı çarptı. Çat yön değiştirdi. Bak yönüm burada. X küçük durumdayken a ile çarpınca büyük duruma geldi. Niye? Demek ki bak a ile çarpılmış a ile çarpılmış yön değiştirmiş. Niye? A negatifse hemen diyeceksin ki o zaman demek ki A sayım sıfırdan küçük diyeceksin. Sakın gidip de ben bunları sadeleştiririm sakın. Eşitsizliklerde i̇ş sadeleştirme cız. Pozitifken bak A pozitifse sadeleştirince direkt cevabı bulursun. Buna dönersin. Ama A negatifse sadeleştirdiğinde iş değişiyor. Eşitsizliklerde i̇ş sayının pozitif negatif olduğunu bilmeden sadeleştirme yapamam. Eğer negatifse sadeleştirince eşitliği yön değiştiririm. Bak mesela şöyle bir şey verdi sana. Dedi ki işte A çarpı B verdi bu tarafta. Bu tarafta da C çarpı B verdi. Eğer sorunun içerisinde B sıfırdan büyükse sadeleştirebilirim. A'nın C'den küçük olduğunu söylerim. Ama aynı eşitsizlikte şöyle verdi. Dedi ki B sıfırdan küçük negatif. O zaman aslında her iki tarafı neye bölüyorum? B'ye bölüyorum. B negatif bir sayı olduğu için eşitsizliği ne yapacaksın? Yön değiştireceksin. Çok önemli, çok değerli buradaki bilgiler. O zaman X, Y'den küçükken. X de A'yı çarpmış. Y ile de A'yı çarpmış. Eşitsizlik yön değiştirmiş. Demek ki A sayısı negatif bir sayıdır. Bu anlattıklarım çok değerli. Geldim şimdi üçüncüye. Şimdi bize sıfırdan büyük x y de dedi ondan büyük. x bölü y'nin aralığını sordu. Çok kurnaz olman gereken bir durum. bunu verdi. x bölü y lazım sana. Bak x'im var mı elimde? Var. y var mı? Var. O zaman x bölü y'yi oluştururken y'ye böleceğim. Ama laps diye bölmeyeceğim. Şunu söyleyeceksin. x de artı Y'de artı mı? Evet. O zaman ben artı bir sayıya böldüğüm için eşitsizliğimde bir yön değişimi olmayacak. X bölü Y dedim. Y'yi Y'ye böldüm. 1. Bir, 1'den küçük olmuş oldu. Bak. Y pozitif olduğu için eşitsizlikte bir yön değişimi olmadı. Böldüm Y'ye. Böldüm Y'ye. Gördük değil mi? Bunlar götürdü. 1 yaptı. X bölü Y. 1'den küçük olmuş oldu. Tabii ki sıfırdan da nedir arkadaşlar? Büyüktür. Sıfırla bir arasında. Şimdi geldim buraya. Y dedi sıfırdan küçük, tamam mı? X de sıfırdan küçük böyle bir şey verdim. Bana y bölü x lazım. Bak ne lazım? Y bölü x lazım. Y burada var mı? Var. Y'nin altına x getirmem lazım. Şurayı neye böleceğim? X'e böleceğim. Şimdi x de eksi, y de eksi unutma. O zaman bunu x'e bölüyorum, bunu da x'e bölüyorum negatif sayıya böldüğüm için eşitsizliğim yön değiştirdi. X bölü X bir yaptı. Y bölü X birden büyük oldu. Bak böldüğün sayı negatif mi pozitif mi düşüneceksin. Eğer negatifse böldüğün sayı yön değiştireceksin. Bana hocam X bölü Y lazım. Y burada. X burada. Sıfır burada. Kim lazım? X bölü Y. X'im burada. Y'ye bölmem lazım. Y'ye bölmem lazım. Y'ye bölmem lazım. Y pozitif mi negatif mi söyle bana. Y'nin negatif olduğunu biliyorum. O zaman yön değiştireceksin. Y bölü Y bir yaptı. X bölü Y'miz var. Bakın buradaki sıfırı zaten neye bölersen sıfır. Sıfırla X bölü Y bir aralığında oldu. Buradaki anlattığım şu dört bilgi soruların içerisinde bize çok lazım olacak. Anlaşıldı değil mi? Pozitif bir sayıya mı bölüyorsun? Negatif bir sayıya mı bölüyorsun dikkat et. Negatif bir sayıya böldüğünde eşitsizlik yön değiştirecek. Kural olarak ezberleme yani. Verdi bunu. Y bölü x lazım bana. Tamam hocam bölüyorum x'e. X negatif olduğu için yön değiştirdim. Y bölü x götürdü. Birden büyük. Hadi gel şimdi sorumuza bakalım. Bize böyle bir eşitsizlik vermiş. Bir de bunu vermiş. Tamam. Şimdi diyor ki kesinlikle doğrudur diyor. Bir kere x'im de negatif, y'im de negatif unutma. X'in ben y'den küçük olduğunu biliyorum. Peki z nasıl bir bakalım. Ne yapmış arkadaşlar? X'i de z ile çarpmış, y'yi de z ile çarpmış. Hadi çarpalım. Z ile çarptım, z ile çarptım. Şimdi çarpınca x'li olan daha büyük duruma gelmiş. Yani yön değiştirmiş. Ha. O zaman bu yön değiştirdiyse... Niye yön değiştirir bir eşitsizlik arkadaşlar? Demek ki çarptığım sayı neymiş? Negatifmiş. Şimdi z'nin de negatif bir sayı olduğunu buldum. Yani z sıfırdan küçük kesin doğru. Tamam. Y eksi x. Değer vererek yapabilirsiniz ama gerek yok. Ben x'in y'den küçük olduğunu biliyor muyum? Y eksi x mi lazım bana? At bunu bu tarafa kardeşim. Burup burup burup. Y eksi x sıfırdan büyüktür doğru buna geldim şimdi bak. Ben X ile Y arasındaki veya direkt şu artı Z ile şu eksi Z zaten direkt birbirlerini götürür. X, Y'den küçük mü? Küçük doğru. Veya şöyle de düşünün bakın. X, Y'den küçük. Her iki tarafa Z ekliyorum. Bak ekleme yaptığında eşitsizlikte yön değişimi olmuyor. X artı Z, Y artı Z'den küçüktür. Bu da nedir? Doğrudur. Şimdi geldik buna. X'in negatif olduğunu biliyor muyduk? Evet. Z'nin de negatif olduğunu biliyorduk. Evet. İki negatif sayının çarpımı sıfırdan büyüktür. Bu da doğru oldu. Alayı doğruymuş. 15. sorumuzun doğru cevabı E şıkkımız oldu. Çok önemli. Çok değerli bilgiler anlattım. Çok önemli bir soru. Hadi geldim şimdi bıyıklısına. Diyor ki açadık sayı doğrusunda A, B, C işaretlenmiştir diyor. Aslında neyi vermiş bana? A sayısı sıfırdan küçük. B sıfırdan büyük. C ondan da büyük buna göre kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi bak şuraya bak. Ne var burada? B ile C var. İki taraf A ile çarpılmış. İsterseniz şunu yapın. A'nın işareti ne? Eksi mi? O zaman her iki tarafı A'ya böldüğümde eşitsizliğim yön değiştirecek. B küçük C olacak. B C'den küçük mü? Küçük. Demek ki bu doğruymuş. Anladık mı bak? A'yı yok etmeye çalıştım. Nasıl yok ediyorum A'yı? Her iki tarafı A'ya bölüyorum. A negatif olduğu için eşitsizliği yön değiştiriyorum. Sadeleştirmelerimi yapıyorum. B küçük C. BC'den küçük müydü? Küçüktü. Kesin doğrudur. Çat. Koydum bir artık. Hocam başka bir şey yapabilir miydik? Yapardık. Ben B'nin C'den küçük olduğunu biliyor muyum? Evet. Bana B A C A lazım. A ile çarp diyor. B ile A'yı çaptım. C ile de A'yı çaptım. Baktım A eksi. A eksi ise yön değiştirdim. Doğru duruma geldi. Geldim şimdi buna. Bölüm durumundakilere dikkat et. Şimdi bölüm durumundaysa sıfırdan küçük olmasını istiyor. Bak A artı C bölü B sıfırdan küçük mü? Şimdi bölme işleminde sıfırdan küçük olabilmesi için yukarısı artıysa aşağısı eksi. Aşağı yukarısı eksi ise aşağısı artı olacak. Bunu sağlayacağım. Bir kere B'nin işaretinin ben artı olduğunu biliyorum. Bak burası artı. Sıfırdan küçük olabilmesi için A artı C'ye bakıyorum. Bak A'mız eksi C'miz artı eksi bir sayıyla artı bir sayısının büyüklüklerini bilmediğim için biri eksi 2 biri 7 ise pozitif olur ama biri eksi 7 biri 2 ise negatif olur yani yukarının negatif mi pozitif mi olduğunu bilmediğim için bunun için kesin bir şey söyleyemem geldim buna c eksi a bölü b sıfırdan büyük diyor şimdi b'nin işaretinin artı olduğunu biliyorum c eksi a lazım bana bak c artı bir sayı a eksi bir sayı bir eksi de önünde var. Artıya dönüşür. Yukarısı pozitiftir. Veya bak C dediğimiz A'dan nedir arkadaşlar? Büyük. Bunu bu tarafa aldığınız zaman C eksi A sıfırdan büyük olur. Yani yukarısı pozitif. Pozitifin pozitif bölümü pozitiftir. Bu doğru. 1 ve 3 oldu. 16. sorumun doğru cevabı C şıkkımız olmuş oldu. İlerledim geldim 17'ye. Güzel bir soru daha. Şimdi bize X ile Y'nin sıralamasını vermiş sayısı veriliyor. A hangisi olabilir diyor. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Tam da sınavlık bir soru biliyor musunuz? A ne olabilir diyor. Hocam ne yapacağım? Arkadaşlar böyle bir şey geldiğinde parçalayın dedim size. İlk parçam bu. ikinci parçam bu. Yani A sayısı eşittir. Y bölü X eksi 2X bölü X'e. Böyle parçalayan çözer. Bak birle bak, paydalar eşit sonuçta. Bunu yukarıdaki gibi de yazabilirim. Nasıl parçaladım? Y bölü X Eksi 2 x bölü x. Peki ne oldu burası? A eşittir y bölü x. Şunlar götürdü. Eksi 2. Yani diyor ki soru bana. Kardeşim benim y bölü x'in aralığını bul. Ondan sonra diyor 2 çıkar diyor. Y bölü x'in aralığı nedir acaba? Şimdi arkadaşlar biz sıfırdan büyük y x'in sıfırdan küçük olduğunu biliyoruz. Peki y bölü x ne? Bakın burada x dediğimiz pozitif Y dediğimiz negatif bir sayı. O zaman Y bölü X dediğimiz artının eksiye bölümünden eksi bir sayıdır. Yani bunun bir sıfırdan küçük bir sayı olduğunu söyleyebiliriz. Tek söyleyebileceğimiz şey bu. O zaman Y bölü X küçük sıfır. Ama bana bu lazım değil. Y bölü X'in 2 eksiği lazım. Çat buradan da 2 çıkardım buradan da 2. O zaman Y bölü X eksi 2 dediğimiz eksi 2'den küçük oldu şıklarda eksi 2'den küçük bir cevap arayacağız şimdi. Bakın eksi 1 bölü 3. Bak sayı doğrusunu da göstereyim kafası karışanlar için. Şimdi bizim burada sıfırımız var. Burada eksi 1'imiz var. İşte burada eksi 2'miz var. Bize eksi 2'den küçük. Şurada bir sayı lazım. Şimdi eksi 1 bölü 3 buralarda bir yerdedir arkadaşlar. Eksi 1 zaten burada. Eksi 3 bölü 2 eksi 1 buçuktur. Bak eksi 3 bölü 2 buralarda bir yerdedir. Eksi 5 bölü 3 5'in içerisinde 3 iki kez var mı? Yok. O da buralarda bir yerdedir. Ama 7 bölü 3'e baktığınız zaman iki defa var. 6, 1, virgül, 13. Yani eksi 2 virgül 3 gibi bir şeylerdir. Bu bu taraftadır. Sayım budur. Arkadaşlar, çok önemli özellikler anlattım. Güzelce anlamaya çalışın. Şimdi geldim, yepyeni bir özelliğe daha. Şimdi basitsizliklerde yine çok kullandığımız özelliklerden bir tanesi. Şimdi diyorum ki sana. 5, 2, 5'ten küçüktür değil mi? Bakın 2, 5'ten küçüktür. Hadi bunları takla attır. Bunun altında gizli 1 var. Bunun altında gizli 5 var. Şey bunun altında da gizli 1 var. Takla attırdım. Bu 1 bölü 2 oldu. Bu 1 bölü 5 oldu. Şimdi hangisi büyük? 1 bölü 2 mi büyük? 1 bölü 5 mi? Yani ekmeği 2'ye bölersen mi daha büyük olur? 5'e bölersen mi? 2'ye. Bak takla attırınca eşitsizliğim yöndeşti. Işte. Şimdi bir tane daha yapalım. Mesela eksi 3 mü büyük? Eksi 7 mi büyük eksi -3 büyük Takla attırıyorum eksi 1/3 oluyor eksi 1/7 oluyor hangisi büyük sıfır'a yakın olan büyüktür değil mi bak eksi 1 bölü7 buralardadır eksi 1 bölü3 buralardadır hangisi büyük duruma geldi bu Takla attırınca eşitsizlik bu yöneydi bu yöne döndü ama her zaman değil ters bir örnek vereyim şimdi eksi -3 mü büyük 5 mi büyük 5 büyük değil mi? Bunu takla attırdığım zaman eksi 1 bölü 3 olur. Bunu takla attırdığım zaman 1 bölü 5 olur. Hangisi büyük? Tabii ki pozitif olan daha büyük. Bu pozitif bu negatif çünkü. Şimdi o zaman özelliğimiz şu. Bize aynı işaretli bak aynı işaretli 2 iki, 5 İkisi de pozitif değil mi? Takla attırırsam eşitsizlik yön değiştirir. Bu da eksi bu da eksi. Aynı işaretli takla attırdım eşitsizliğim yön değişti. Bak bu tarafaydı bu tarafa döndü. Ama 1'e eksi 1 artıysa eşitsizliğimin yönü aynen kalıyor. O zaman özelliğimiz neymiş? X, Y, Z aynı işaretli olmak üzere böyle bir sıralama verildiyse bunları takla attırdığımda ne oldu? 1 bölü X, 1 bölü Y, 1 bölü Z oldu. Hepsi aynı işaretli olduğu için eşitsizliklerim yön değiştirdi. Burada da bunun özelliği var işte. Bak takla attırdım böyle takla attırdım. Bak 1 eksi 1 artı olduğu için yön değiştirme. O zaman hemen sorusu. Eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayı değeri vardır? Şimdi bakıyorum. Bu soru şöyle olsaydı çok kolaydı. Eksi 2 x artı 1. Bir, işte 1 ile 1 bölü 9 aralığında olsaydı biri bir bu tarafa atardım. Bir bu tarafa atardım. Sonra eksi 2'ye bölüp çözerdim. Ama oradaki eksi 2 x artı 1 paydadaysa çözümüm zor. Bunu yukarı almam lazım. Yani takla attırmam lazım. Şimdi peki işaretleri ne? Buranın işareti ne? Artı değil mi? Artı 1 bölü 9. Bunun işareti ne? Artı. O zaman bir artı ile artı sayının arasındaki sayının işareti nedir? Artıdır. Yani bunların hepsi pozitiftir. O zaman takla atınca eşitsizlikte yön değiştirme yapacağım. 1 bölü 9'u takla attırdım. 9 oldu. Yön değiştirdi. Bak altında bir var zaten. Takla atınca eksi 2x artı 1'e dönüştü. Yön değiştirdim. Bir'i takla atınca 1 bölü 1, 1 olmuş oldum. Hadi bitirelim şimdi. Bu artı 1 bu tarafa. Eksi 1. Buraya da 1 olarak geçti. 9'un 1 gitti 8. Burada 2 x'im var. 1 eksi 1 0 yaptı. Şimdi x'i bulmak istiyorum. Önünde ne yazıyor? Cevap ver. 2. Eksi 2'ye iki. eksi bölünce eşitsizliğim ne yapacak? Yön değiştirecek. Yön değiştirdim. Yön değiştirdim. Böldüm 2'ye. Böldüm 2'ye. Böldüm eksi 2'ye. 8 bölü 2 4. Eksi 2'ler götürdü. X 0 bölü eksi 2 0. O zaman şurası eksi 4. 4 değil. 8'i eksi 2'ye böldük. Eksi 4. Kaç farklı x tam sayı değeri vardır diyor. Eksi 4 ile 0 alanında eksi 4'e eşitlik yok. Eksi 3 var. Eksi 2 var. Eksi 1 var. 0 var. 4 tane. 18. sorumuzun doğru cevabının da B olduğunu bulduk. Güzel soruydu. Şimdi bu özelliği dibine kadar yaşayacağımız özelliklerden sorulardan bir tanesi. X'in ve Y'nin aralığını vermiş. Bunu istiyor. Kaç farklı tam sayı değeri vardır? Hocam ne yapacağız? Arkadaşlar X artı Y'yi ve X çarpı Y'yi bulmaya kalkmayın sakın. İleride X artı Y'nin ve X çarpı Y'nin aralıklarını da bulduracağım ama öyle çözerseniz soru gider yapamazsınız. Bu şekilde bir şey çıktığında parçalayın dedim size. Parçala parçala parçala. İlki X bölü X çarpı Y diye parçalanır. İkincisi y bölü x çarpı y diye parçalanır. X'ler sadeleşti 1. Y'ler sadeleşti 1. Yani bu soru benden 1 bölü y ile 1 bölü x'in toplamını istiyor. Bitti. X'in aralığını biliyorum. 1 bölü x'in aralığını söyle. Bu da eksi. Bu da eksi olduğu için iki tarafında işaretleri aynı olduğu için takla atınca yön değiştirecek. Eksi 1 bölü 2'yi takla attırdım. Eksi 2 yön değiştirdi. X değil onu da takla attırdık tabii ki. 1 bölü x takla attırdım. Eksi 8. 1 bölü x karşımda. Hemen bakıyorum bu da artı bu da artı. İşaretler aynıysa takla atınca yön değiştirecek. Burası 8 yaptı. Burası 1 bölü y yaptı. Burası da 2 yaptı. Şimdi bizden 1 bölü y ile 1 bölü x'in toplamını istiyor. Topluyorum arkadaşlar. Buradan ne geldi bakın eşitlik yok. 8 eksi 2'den 6 geldi. 1 bölü x artı 1 bölü y yaptı. Eksi 8 ile 2'yi topladığımız zaman eksi 6. Diyor ki kaç farklı tam sayı değeri alabilir diyor. Eksi 6'dan büyük. Eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bitti. 5 negatif pozitif var. 5 negatif var. 10. Bir de ortada 0 var. 11 tane. 19. sorumuzun doğru cevabı E şıkkımız olmuş oldu. Şimdi geliyorum yeni bir özelliğe. Zor bir özellik değil ama en temel özelliklerimizden bir tanesi yine. Gel bakalım. Şimdi özellik şu. Aynı yönlü eşitsizlikler taraf tarafa toplanabilir. Demek istenilen şu. Mesela 2 7'den küçük. işte eksi 3 küçük eşit işte 10. Arkadaşlar bunların yönleri aynıysa bak. Bu da bu tarafa bakıyor bu da bu tarafa bakıyor toplayabilirim. Şimdi birinde eşitlik yok. Birinde varsa Toplayınca da eşitlik koyamazsın. Topladım bunları. Eksi 1 yaptı. Topladım bunları. 17. Bak 17. Eksi 1'den. Eksi şey, 1 17'den nedir? Küçük. Aynı yönlü eşitsizlikleri taraf tarafa toplayabiliyoruz. Ama çıkarma yapamıyoruz. Çünkü çıkarma cis. Niye olduğunu göstereceğim şimdi. Şimdi özelliğimiz ne? Bize verdi. X, Y'den küçük. AB'den küçük. A, B'den küçük. Bunları alt alta topluyorum. X, A, Y, B. Eşitlik yok, eşitlik yok. Sen de eşitlik koyamazsın. Şimdi birine eşitlik var, diğerine yok. Topladığında eşitlik koyamazsın. Ne zaman eşitlik koyabileceğim? İkisine de eşitlik varsa X artı A küçük veya eşit Y artı B. Bak bunda eşitlik var, bunda yok. Koyamazsın. Topladım X artı A, topladım Y artı B. Şimdi çıkarmayı da anlatacağım. Şimdi mesela size x'in aralığını verdi. Y'nin de aralığını verdi. X artı Y lazım sana. Bakıyorum yönler aynı mı? Aynı. Bak. Yönler bu tarafa bakıyor. O zaman direkt topluyorum. Topladım bunları. Eksi 9 yaptı. Bak bir ikisine de eşitlik olmadığı için koymuyorum eşitlik. X artı Y. İkisine de eşitlik var. O zaman koyuyorum eşitlik. 9 ile 5'i topladım. 14 oldu. Toplaması kolay. Şimdi işte geldim çıkarmasına. Soru bizden x eksi y'nin aralığını istiyorsa ne yapacağız? Hocam işte ee, çıkarırım, çıkaramazsın. Niye çıkaramazsın? Bak söyleyeyim sana. Eksi 3, x 5. Burası eksi 6, y 9. Şimdi çıkarırım dediğin zaman ne yapıyorsun? Eksiyle çarpıyorsun. Yani bunu aslında eksiyle çarpmış oluyorsun yön değiştirecek. Peki çıkarmayı nasıl yapacağız? Çok basit. Arkadaşlar burada şunu bulacaksınız. Burada bak toplamada sana x artı y'yi sorduğunda x lazımdı tamam x'in aralığını biliyorum dedim. Y lazımdı y'nin de aralığını biliyorum dedim topladım. Burada da şunu yapacağız aslında x artı eksi y. Yani eksi y'nin aralığını bulacağız ondan sonra x ile toplayacağız. Şimdi x'in aralığını biliyorum zaten x'in aralığı ne? Eksi 3 ile x'im 5 aralığında. x'in aralığı tamam. Şimdi y'nin aralığı burada. Bana ne lazım ama? Eksi Bak çıkarma soruyorsa önünde eksili olan eksiyle çarpacaksın. Eksi 1 ile eşitsizliğimi çarpıyorum. Eksiyle çarpınca yön değiştirecek. 6 oldu. Eksi y oldu. Yön değiştirdim. Eksi 9. Tamam. Şimdi gidip de bunu böyle olduğu gibi bunun altına yazmayacağım yönlerinin aynı olmasını sağlayacağım. Şimdi burada küçük olan kim? -3. Peki bunun küçük olanı kim? -9. Bak -9'dan büyük ya da eşitmiş eksi -y'miz. Tamam mı? Bak yönünü değiştirmiyorum şu anda ha. Şunu yapıyorum aslında. -9 burada. Tamam mı? -9'a eşitlik var. Eee 6'ya eşitlik yok. Tamam mı? X hangi aralıkta? -9 ile 6 aralığında. Yine -9 ile 6 aralığında. -9'dan büyük ya da eşit 6'dan küçük şimdi taraf tarafa toplayacağım. Birinde eşitlik yok birinde var koymam eşitlik. Birinde eşitlik var birinde yok koymam. Eksi 9'da eksi 3'ü topladım eksi 12 yaptı. X eksi Y yaptı. 5 ile 6'yı topladım 11 yapmış oldu. Şimdi bir sürü soru çözeceğim bunlarla ilgili. Hepsi yerli yerine oturacak merak etme tamam mı? O zaman taraf tarafa toplama yapabiliyoruz ama taraf tarafa çıkarma yapamıyoruz. Önündeki eksi olanı eksiyle çarpıyorum. Sonra küçükleri alt alta, büyükleri alt alta gelecek şekilde düzenleyip toplamamı yapıyorum. Gel bak şimdi. X ve Y gerçel sayılar demiş. Önce bu soruya başlamadan önce bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bu 20. soruya ve 21. soruya birlikte bakalım. Bu soruda X ve Y gerçel sayılar diyor. Yani buradaki aralıktaki her şey olabilir diyor 20. soruda. Şimdi 21. soruya geldiğimizde x ve y tam sayı diyor. Bak, bunu önceki dersimizde anlatmıştım. Eğer x ve y tam sayı diye başlıyorsa soru, yani aralıktaki sayılar bu bir eşitsizlik sorusu değildi. Bunu değer seçerek çözecektim. Tamam mı? Yani en büyük en küçük değerlerini falan soracak. En büyük en küçük olacak sayıları seçeceğim. Ama sorunun başında buradaki gibi gerçel sayılar diyorsa veya hiçbir şey demiyorsa bu yok mesela sorunun başında. Yine aralıklardan soruyu çözmek zorundayım. Diyor ki bana x artı y'nin en geniş aralığını bul diyor. x artı y bakıyorum yönleri aynı. O zaman direkt topluyorum. Eşitlik birinde var birinde yok koymuyorum. Eşitlik birinde var birinde yok koymuyorum. x artı y topladım ortayı. Eksi 5 ile eksi 7'yi topladım. Eksi 12 yaptı. 9 ile 4'ü topladım. 13 cevabım bu. Eksi 12'ye eşitlik yok. 13'e de eşitlik yok. Sorumuzun doğru cevabı A. Bu. Şimdi devam edelim. Diyor ki x eksi y'nin aralığını bul bana diyor. Bulalım. Şimdi x'in aralığını biliyorum. x hangi aralıkta? Eksi 5 ile x'imiz pardon eşitlik yokmuş buna. Eksi 5 ile x'imiz şöyle 4 aralığında. Y'yi de yazalım. Eksi 7 ile y'imiz 9 aralığında. Tamam. Arkadaşlar şu aşağıdaki sorular için şunu bir kopyalayayım bir saniye. Şöyle bir şey yapayım. Hop. Copy dedim. Tamam burada bir sürü soru çözeceğiz ya. Aralıkları bir daha yukarı yapıştır diyeceğiz. <laughs> Aralıkları bir daha yazmayla uğraşmayayım. Bütün soruları bu aralıklara göre çözeceğiz. Tamam. Şimdi geldim x eksi y'nin aralığını bulacağım. Şimdi x'in aralığını biliyorum ben burada. Ama eksi y'nin aralığını bulmam lazım. Eksi y'nin aralığını bulabilmek için aşağıdakini eksi ile çarpıyorum. Ne oldu? 7 oldu yön değiştirdi. Eksi y oldu yön değiştirdi. Eksi 9. Şimdi bu eşitsizliğim bu. Şimdi alt alta yönlerini aynı yapacağım. Bak x'in büyük olanı 4. Yani 4'ten küçük. Bak 4'ten küçüktür diyorum x'im eşittir. Neyden büyük? Eksi 5'ten küçük. Şu an yön falan değiştirmedim. Sadece sıralamalarını değiştirdim tamam mı? Şimdi x eksi y lazımdı bana. İkisine de eşitlik olduğu için toplandı. Burası x eksi y yaptı. İkisine de eşitlik olmadığı için eksi 14. O zaman eksi 14'ten başlıyormuşuz. 11'e gidiyormuşuz. 11'e köşeli. Eksi 14 açık. 11 köşeli. İkinci sorusunun cevabı C olmuş oldu. Geldim şimdi buna. Diyor ki bana 2x artı 3y'yi. Aradaki işarete bir bak önce. Artı. Artıysa korkma. Bana 2x lazım diyor. 3y lazım diyor. Sonra bunları topla diyor. Şimdi bu da pozitif. Bu da pozitif olduğu için yön değişikliği yok. Çarpıyorum. 2x'in aralığını buldum. Eksi 10 ile 2x'imiz 8 aralığında. Ne lazım? 3y. 3 ile çarpıyorum. Eksi 21 yazdım. Eksi 21 ile eşitliğim var. 3y 27 aralığında. Topluyorum şimdi. Topladım. Eksi 31 yaptı. Birine eşitlik yok. Birine var. Ben koyamıyorum. 2x artı 3y yazdım. Birine eşitlik yok. Birine var. Koyamıyorum. Burası da 35 yaptı. O zaman eksi 31'e de eşitlik yok. 35'e de eşitlik yok. Cevabımız E. Geldim şimdi bir sonrakine. 2x eksi 3y'nin en geniş aralığını bulun bana diyor. Şimdi önce 2x'i bulacağım. Eksi 3 y'yi bulacağım. Sonra toplayacağım. Hadi 2x'in aralığını söyle bana. 2x'in aralığını bulabilmek için hepsini neyle çarpıyorum? 2 ile. Eksi 10 oldum. Çarptım 2 ile. Niye yön değiştirdim ya? Yön değiştirmiyorum. 2 ile çarptım 2x. 2 ile çarptım 8. Şimdi buraya ne lazım? Eksi 3 y. Eksi 3 ile çarpacağım. Ama eksi 3 çarpınca yön değiştirecek. Burası 21 yaptı. Yön değiştirdim. Eksi 3 y yaptı. Yön değiştirdim. Eksi 27. Şimdi bunları toplayamam. Niye? Birinin küçüklüğü büyüklüğü bu tarafa bakarken öbürü öbür tarafa bakıyor. O zaman şunu farklı bir sıralayayım. Büyük olanı bunun 21, bunun büyük olanı 8. 8'den küçük ya da eşittir 2x'imiz büyüktür eksi 10'dan. Taraf tarafa topladım şimdi. Eşitlik var. İkisine de koydum. 29. Burası 2x eksi 3y yaptı. Buradan da eksi 37 geldi. O zaman eksi 37'ye eşitliğim yok. 29'a eşitliğim var. Hup cevabım denizli oldu. Şimdi çok önemli bunlar tamam mı? Şimdi geliyorum arkadaşlar. yine Tam sayı diyorsa. Tam sayı diyorsa soru aslında buranın sorusu değil. Tam sayı diyorsa sorunun içerisinde yani iki, aradıktan seçeceğimiz sayılar tam sayı diyorsa... Hiç sınırları kullanmayacağım. Burada niye kullandık? Burada mesela 2x'in mesela burada arkadaşlar eksi 5 veremiyordum. Ama eksi 4,5 verebiliyordum. 2 ile çarpınca eksi 9 yapıyor. Tam sayı yapıyor. Yani burada x'e bu aralıktan başka değerler de verebiliyordum. Ama burada x'ler tam sayı diyor. Y'ler de tam sayı. Yani burada x'i Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 seçebilirim. Başka bir şey seçemem. Şartlarıma uygun şekilde seçip işi bitireceğim. Şimdi y'leri de yine eksi 7 ile 9 aralığındaki tam sayılar seçebilirim. Şimdi diyor ki bana x artı y'nin en büyüğünü ve en küçüğünü bul diyor. x artı y'nin en büyüğünü bulalım önce. En büyük olabilmesi için x'i de büyük, y'yi de büyük yaparım. x'i en büyük ne seçiyorum aralıktan? 4 artı. 9'a eşitlik yok bakın. Y'yi ne seçiyorum en büyük? 8 seçiyorum. 12 oldu. Ama mesela önceki soruda x'i en küçük 8 seçerim diyemiyordum. 8,1, 8,2, 9'un dibinde. Geldim en küçüğüne. En küçük olabilmesin x'e verebildiğim kadar küçük, y'ye de verebildiğim kadar küçük değerleri vereceğim. x'e verebildiğim en küçük değer eksi 5'e eşitlik yok. Eksi 4. Sonra y'ye verebileceğim en küçük değer eksi 7'ye eşitlik var. Eksi 7, eksi 11 oldu. Toplamı kaçtır diyor? 1. 21. sorumuzun ilk şıkkının ah olduğunu bulduk. Diyor ki bana x eksi y'nin en büyüğünü, en küçüğünü bul diyor. Hadi bulalım şimdi. Ben şimdi şurada şunu yapalım. Yine aralık falan yok ha. Sorunun başında tam sayı dediği için aralık hiç kullanmayacağız. Bu sorularda aralığı kullanırsanız yanlış yaparsınız. Yukarıdakilerde de değer seçerek yaparsanız yanlış yaparsınız. X eksi y'yi yapabildiğim kadar büyük yapmaya çalışacağım. Şimdi bir çıkarma işleminin sonucunun büyük olabilmesi için pozitif olanı artı şey büyük negatif olanı küçük yaparım. X'i en büyük ne seçebiliyordum aralığımdan? 4. X'i en büyük seçtim 4. Arada eksi var. Y'yi seçebildiğim en küçük değeri seçiyorum. Eksi 7. Eksiler artıya çevirdi. Alabileceği en büyük değer 11 alabileceği en küçüğe bakalım şimdi. Bir çıkarma işleminin küçük olabilmesi için pozitif olanı küçük, negatif olanı büyük seçmeliyim. Hadi bakalım şimdi en küçük değerine bakıyorum. O zaman ikisi seçebildiğim en küçük değeri veriyorum. Ne? Eksi 4 değerini veriyorum. Arada eksi var. Y'ye verebildiğim en büyük değeri veriyorum. 9'a eşitlik yok. 8'i verdim bak. Eksi 4, eksi 8, eksi 12 yaptı. Bunların toplamları da eksi bir. İkinci sorusun B şıkkının cevabı da Bursa oldu. Geldim şimdi 2x artı 3y'nin en büyük en küçüğü. Şu aralığımı bir yazayım. Eksi 5 ile x'imiz 4 aralığındaydı. Y'miz de eksi 7 ile 9 aralığındaydı. Eksi 7 ile y'miz 9 aralığındaydı. Eşitliklerim doğru değil mi? Doğru eksi 7 tamam. Şimdi diyor ki bana diyor 2x artı 3y'yi en büyük yap diyor. Sorunun başında da diyordu ki x ve y tam sayı. Değer seçeceğim o zaman. O zaman buranın büyük olabilmesi için x'e büyük, y'ye büyük değerler veriyorum. Hadi en büyük. X'e verebileceğim en büyük değer 4'tür. 2 çarpı 4 artı 3 çarpı y'ye verebileceğim en büyük değer 8'den 9'dan küçük 8. O zaman 8 artı 24 en büyüğü 32 yaptı. Geldim en küçüğüne. En küçük olabilmesi için x'e de y'ye de verebileceğim en küçük değerleri veriyorum. 2 çarpı x'in en küçük değeri nedir? Eksi 4'tür. Artı 3 çarpı bak şu 2 çarpı 3 çarpı dediklerim katsayıları. Y'ye verebileceğim en küçük değer eksi 7'ye eşitlik var. Eksi 7. Eksi 8. Eksi 21. Eksi 29 yaptı. En büyük değerle en küçük değerin toplamını istiyor. Topladım 3. C şıkkımızın cevabı da C yapmış oldum. Geldim sonuncuya. 2x eksi 3y'ye bakıyorum şimdi. 2x eksi 3y'nin en büyük olmasını sağlayalım. O zaman x'e verebildiğim kadar büyük, y'ye verebildiğim kadar küçük çünkü önünde eksi var. O zaman 2 çarpı x'e verebildiğim en büyük değer 4'e eşitlik olduğu için 4 eksi 3 çarpı 7 y'ye verebildiğim en küçük değer eksi 7. Eksiler artıya çevirdi. 21. 8 de burada. 29 en büyüğü. En küçüğü için x'e verebildiğim kadar küçük. Y'ye verebildiğim kadar büyük vereceğim. X'in en küçük değeri. Eksi 5'ten büyük. Eksi 4. Eksi 3 çarpı. Y'ye verebildiğim en büyük değer 9'dan küçük 8. Ne yapıyor burası? Eksi 8. Eksi 24 de buradan geliyor. Eksi 32 yapıyor toplamlarını istiyor. Eksi 3 sorumuzun cevabı A şıkkımız olmuş oldu. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Hadi bir tane daha soru çözelim. Ondan sonra bu videoyu da yavaş yavaş bitirelim. Geldik 22'ye. Aşağıdaki tabloda bir manavda satılan elma portakalın yıl içerisindeki en düşük ve en yüksek kilogram fiyatı söylenmiş. Elma en az 7, kiloya sat 7 liraya satılmış. En çok buna. O zaman elmanın fiyatı en az 7'ye satıldığı için elmanın fiyatı 7'den büyük eşit ama 12'den küçük eşit. Bak bu aralıkta her şeyde satılmış. Diyor ki portakal diyor 5'ten büyük eşit ama 9'dan küçük eşit. Eşitsizlik sorusuna dönüştürdüm bile. Nalan bu manavdan yıl içerisinde 5 kilogram elma alarak A, 3 kilogram portakal alarak B demiş. A eksi B farkı neler olabilir diyor. 5 kilogram elma aldıralım o zaman. 5 kilogram elmanın fiyatı hangi aralıktadır? İşte şuraya yazayım. 35 ile 5 kilogram elma. Ona da A demiş arkadaşlar. A yazalım. 5 kilogram elmanın fiyatı 35 ile 60 aralığındaymış. Yıl içerisinde hangi fiyattan aldığını bilmiyoruz. 3 kilogram portakal almış. O zaman 3 ile çarpıyorum bunu da. 3 kilogram portakal 15 ile. 3 kilogram portakal neymiş? B liraymış. 27. A eksi B farkını istiyor. A'nın aralığını biliyorum. 35 A 60. Eksi B'nin aralığını bulmak için eksi 1 ile çarptım. Yön değiştirdi. Eksi B eksi 27. Şimdi küçükleri alt alta getiriyorum. Eksi 27 küçük olanımız. Eksi B bundan büyük. Eksi 15'ten küçük. Topladım şimdi. Şunlar götürdü. 8 eşitlik var. A eksi B. Buradan da eşitliğim var. 45. Diyor ki A eksi B kaç farklı değer alabilir? Nereden başlıyor? 8, 9, böyle 45'e kadar gidiyor. İkisine de eşitlik var. Terim sayısı formülü. Son terim eksi ilk terim. 45 eksi 8. Birer birer arttığı için 1'e böldüm. Artı 1. Şuradan 37 geliyor. 1 ekledim. 38 tane farklı değer alabilirmiş. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkımız. Anlaşıldı mı? Hadi bakalım. Şimdi... Şimdi bu sonraki dersimizde yarın basitesizliğin arkadaşlar daha ekstra bir iki tane özelliği var. Tamam mı? Onları vereceğim. Onlar da çok önemli. Ondan sonra onları da yaptıktan sonra bir bıyıklı sorular videomuz olacak. Onu da bitireceksin. Olayımız bitiyor. Haydi bakalım sonraki dersimizde görüşmek üzere. Bay bay.